Değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir siyer akşamında daha beraberiz. Rabbimiz gecemize hayır ve bereket versin. Rabbimiz lisanımızı açık eylesin. Dinlediğimizle, söylediğimizle amel etmeyi hepimize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini, sahabe-i kiramın sevgisini kalbimize, gönlümüze doldursun. Onların izinden, onların yolundan gitmeyi Rabbimiz hepimize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Bismillah diyerek başlıyoruz. Bugün yoğun bir günümüz var. Yoğun bir gecemiz var. Öncelikli olarak içerisinde bulunmuş olduğumuz Zilhicce ayının rahmetini, bereketini sizlerle paylaşmak, daha sonra ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında 7. yıl olayları olan Umretül Kaza, Kaza Umresi ve arkasından Mu'te Destanı ile ilgili kısaca sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Ayrıca siyerin içerisinde Peygamberimizin ve sahabe-i kiramın hayatı içerisinde bu olaylardan çıkarmamız gereken dersleri sizlerle dilimiz döndüğünce Allah izin verirse paylaşmaya çalışacağız. Değerli dostlar, malum olduğu üzere Zilhicce ayının içerisindeyiz. Pazartesi dün itibariyle Zilhicce ayının biri, bugün ikincisi olmuş oldu. Kur'an-ı Kerim'imizde Fecir suresi diye meşhur bir suremiz var. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr diye devam eden Fecir suremiz var. Bu sure-i celilemizde Rabbimiz sabah namazı vaktine, fecir vaktine yemin olsun ki ve bir de 10 geceye yemin olsun ki diye bir gece üzerine yemin ediyor. Tabii ki öncelikli olarak biz yeminde neyi kastediyoruz? Kul olarak anlamamız gereken veyahut da bizim zihin dünyamızda yeminin karşılığı nedir? Karşımızdaki muhataba sözümüzü güçlendirmek veyahut da ona sözümüzü inandırmak amacıyla biz yemin ederiz. Pekala, Rabbimiz bir şeye yemin ederse acaba onun anlamı bizimkiyle, bizim anlam dünyamızla aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Rabbimiz bir şeye yemin etmek murad ettiği zaman veyahut da yemin ettiği zaman o şey bizim, o yemin bizim dünyamızdaki yeminle aynı değer ve anlamda değil. Çünkü Rabbimizin bir şey üzerine yemin etmesi o yemin edilen şeye değer vermek anlamını ve dolayısıyla Müslümanların da değer vermeleri gerektiğini ifade eder. Bu nedenle bu Fecir suresinde 10 geceye yemin olsun ki diye yemin edilen 10 gecenin ne olduğuyla ilgili sizlere kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Bu konuda 3 tane görüş var. Bir yıl içerisinde Rabbimiz bize 3 tane 10 gün ikram etmiş oluyor. Birincisi, şu anda havasını teneffüs ettiğimiz ve Kurban Bayramı'yla taçlanacak olan Zilhicce'nin ilk 10 günü. Şu anda ikinci günündeyiz. Bir bu. İkincisi, Ramazan ayının son 10 günü. Üçüncüsü de önümüzdeki ay gireceğimiz Muharrem ayının 10 günü, yani Aşure günüyle bitiren 10 günü. Dolayısıyla Rabbimiz bu günleri bizlere ikram olarak veriyor. Şu anda içinde yaşadığımız, havasını teneffüs ettiğimiz ve bu manevi atmosferi yaşadığımız dönemleri acaba nasıl anlamalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli dostlar, şimdi biz İpek Hoca Akademi olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını
sohbet tadında, siyer tadında, doğal ve organik bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Acaba bu siyerin Müslümanların anlam dünyasında, hayatında ne gibi yeri olmalıdır? Yapılan hac ibadetiyle şu anda hacılarımızın Mekke ve Medine'de bulunduklarını da göz önüne alarak acaba nasıl bir anlam bağlantısını kurabiliriz? Onu ifade etmeye çalışacağım. Değerli dostlar, bizlerin beşer olarak, insan olarak tabii ki gerek Kur'an-ı Kerim'in üslubu, gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere İslam'ı tebliğ yöntemi olarak geçmiş kavimlerin olaylarından, izlerinden bahsettiğini biliyoruz. Niye bahseder Kur'an-ı Kerim veyahut da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Geçmişten ders almak, onların düşmüş olduğu hatalara bizlerin de düşmesini engellemek ve kalıcı izli bilgiler bırakmak amacıyla Kur'an-ı Kerim'imiz ve Peygamberimiz böyle bir yol ve yöntemi belirlemiş oluyor. Dolayısıyla Zilhicce ayı şu yönden önemli. İçerisinde hac ibadetinin yapıldığı, hac ibadetlerinin birçoğunun yapıldığı bir ay. Şöyle ki İslam tarihi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira'dan inmesiyle, yani Nur Dağı'ndan inmesiyle insanlık tarihi aslında yeniden başlıyor. Yani o coğrafyaya gittiğimiz zaman, Hicaz coğrafyasına gittiğimiz zaman, Mekke ve Medine'ye gittiğimiz zaman aslında biz tarihimizi yeniden okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu coğrafyaları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam medeniyetini ortaya koyma, İslam davetini açıklama ve bu davetin kat etmiş olduğu aşamaları işte biz bu siyer coğrafyasıyla, hac coğrafyasıyla yeniden yaşıyor. Aslında yeniden kalbimizi, gönlümüzü imar etmenin yolunu aramaya çalışıyoruz. Değerli dostlar, dedik ya Zilhicce ayının içerisindeyiz ve Zilhicce ayı Abdullah İbni Mesud tarafından küçük bir Ramazan olarak da nitelendiriliyor. Yani Ramazan'ın nasıl ki 30 günü var ise ve onu taçlandıran bir Kadir gecesi var ise, Zilhicce ayını da bereketlendiren hac ibadetlerimiz var, hac ayımız var ve Zilhicce ayının Kadir gecesi de Arefe gecemiz oluyor. İşte bu nedenle bu geceleri yeniden anlamak, anlamlandırmak, bu geceleri en güzel şekilde ihya edebilmenin fırsatını yakalamış bulunuyoruz. İnşallah bu geceleri en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Ve Arafa gecesini mutlaka ibadetlerle, dualarla ihya etmeye çalışalım. Değerli dostlar, siyer coğrafyası şöyle bir bizlere bilgi verir. Hazreti Adem'le başlayan, Havva validemizle yeniden şekil bulan Arafat vakfasının yapıldığı Cebel-i Rahme'nin ve Mina'nın, Müzdelife'nin insan beşer hayatında, Müslüman hayatındaki yerini yeniden bizlere hatırlatır. Şöyle bir düşünün, bütün insanlar, bütün Müslümanlar Kabe'ye karşı, Mekke'ye karşı, Medine'ye karşı kalplerinde, gönüllerinde bir sevgi beslerler. Bu fıtri bir sevgidir, doğuştan gelen bir sevgidir. Niçin? İnsanlık yeryüzüne Mekke'den, Mina'dan, Arafat'tan yayılmıştır. Hazreti Adem babamız cennetten indirildiği zaman Hindistan'a, Havva validemiz de bugünkü Cidde şehrinin olduğu yere indirilmiş ve uzunca bir tövbenin sonunda Rabbimiz onların buluşmasını murad etmiş ve onlar
karı koca olarak buluşmayı Arafat meydanında gerçekleştirmişler. Yani o Cebeli Rahme'deki taşın, tek parça taşın simgesi Hazreti Adem'le Havva validemizin orada tek bir parça haline geldiklerini, karı koca haline geldiklerini ve insanlığın yeryüzüne oradan yayıldığını ifade etme açısından önemlidir. İkinci olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini, Kabe'yi inşa etme sürecini ve oğlu İsmail'i büyük bir imtihan olarak kurban etme sürecini yine biz o coğrafyalarda yaşarız. En son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine geldiğimiz zaman müminlerin, Müslümanların yeniden ayağa kalkış, yeniden diriliş ve dünyayı yeniden ayağa kaldırma tevhidle, İslam mesajıyla, Kur'an-ı Kerim mesajıyla yeniden ayağa kaldırma serüvenini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde görürüz. Dolayısıyla bu siyer coğrafyası, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyer dersleri bizi yeniden ayağa kaldıracak, bizi yeniden ayağa diriltecek ve bizim kalbimizi, gönül dünyamızı, dünyamızı yeniden imar edecek bir zenginliğe sahip. İşte değerli dostlar, bu Zilhicce'nin 10 günü içerisinde yapmamız gereken dualar, tesbihatlar, tekbirler, teşrik tekbirleri aynı zamanda şu anda Kabe'de ve Medine-i Münevvere'de bulunan hacılarımızın yapmış olduğu ibadetlere de bir ortaklık ve onların ibadetleriyle hemhal olmamızı ifade ediyor. İşte bu hayat serüveni içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatını, onun bereketli hayatını anlamak, gönül dünyamıza onun sevgisini koyabilmek, onun sevgisini indirebilmek çok çok mühimdir. Yani biz siyeri anlatırken sadece bir işte kronoloji veyahut da bir bibliografya anlatmıyoruz. Bir toplumun Medine'ye dönüşümü, Yesrib'den Medine'ye dönüşümünü ifade etmeye çalışıyoruz dilimizin döndüğünce. Bedevi bir toplumdan medeni bir topluma geçişi, Ömer'den Ömer'ül Faruk'a geçişi ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tarihten bahsederken aynı zamanda kendi dünyamızı veyahut da kendi hayat hikayemizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü ortak hikayesi olan insanlar ortak tarihe sahip olur. Ortak tarihe sahip olan insanlar o tarihi yeniden inşa edebilir. Yoksa eğer bizim ortak tarihimiz bizi bir potada buluşturan ortak değerlerimiz yoksa bugünkü gibi savruluruz. Dolayısıyla İslam medeniyeti, İslam dini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira'dan inişiyle başlar ve bizlere 23 yıllık bir model hayatı ve onun peşinden bereketli bir Raşid Halifeler dönemini sunar. Değerli dostlar, tabii ki romantik bir siyer anlatmak, işte sizleri ağlatmak veyahut da işte bir takım edebiyat yaparak bir şeyler söylemek aslında insanların hoşuna gider. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dengeli bir zemin üzerinde beşeri yönüyle beraber, peygamberlik vahiy yönüyle beraber dengeli bir şekilde izlediğimiz zaman bize ve gençlerimize en güzel şekilde örneklik, toplumumuza en güzel örneklik gösterdiğini, göstereceğini biliyoruz ve ifade etmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, Zilhicce ayımız tekrar bereketli olsun. Rabbimiz Zilhicce ayının bereketini, rahmetini yıl boyu, sene boyu üzerimizde daim kılsın. Hacca gidemeyen kardeşlerimize gitmeyi, gitmiş olanlara da tekrar tekrar gitmeyi
ve o güzel kutsal beldeleri yeniden ziyaret etmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbimiz oraların sevgisini kalbimizden, gönlümüzden almasın. Rabbimiz Kabe-i Muazzama'nın sevgisini ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini bizlerin kalbine, gönlüne iyice indirsin ve başka bir sevgiye yer ve yol bırakmasın. Değerli dostlar, geçen hafta İhanet Merkezi Hayber'in konumuyla ilgili olarak, oraya düzenlenen seferle ilgili olarak sizlerle dilimizin döndüğünce bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Hayber'in Müslümanların maddi olarak rahatlamasında büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, bizim karnımız ilk defa Hayber'den sonra, orada elde edilen ganimetlerden sonra doymaya başladı diyor. Bir diğer husus da, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindiren bir diğer konu da Hayber'in fethiyle beraber hani Habeşistan'a giden grupların başında bulunan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, oğlu Cafer bin Ebi Talip yaklaşık 20 muhacirle beraber Hayber'in fethi esnasında gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşuyor. Peygamberimizin şöyle bir cümlesi var. Ben diyor Hayber'in fetholunmasına mı sevineyim yoksa diyor Cafer'in gelmesine mi sevineyim? Yani böyle bir bereketli ortam meydana geliyor. Ganimetler elde ediliyor, insanlara paylaştırılıyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tarihte hiç görülmedik bir bereketine, bir şefkatine, bir hilmine orada bir defa daha tanıklık ediyoruz. O da şöyle, Hayberliler yaklaşık 20 gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ve İslam ordularıyla savaşıyorlar ve Hazreti Ali Efendimizin üstün kahramanlığı, liderliği ve cesaretiyle savaş galibiyetle sonuçlanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Yahudi bir grup gelerek diyor ki, ya Muhammed, biz diyorlar çiftçileriz, ekmeği dikmeyi sizlerden daha iyi biliriz. Sen diyorlar bizi buradan sürüp çıkarma, biz bunu hak ettik ama sen bizi sürüp çıkarma, biz burayı yine ekelim, biçelim, yarıcılık usulüyle yarısını size verelim, yarısını da diyor biz kullanalım. Peygamberimiz kabul ediyor. Normalde Tevrat'ın ahkamı üzerine eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hüküm verse, onların direkt sürgüne gönderilmesi ve silah tutanlarının da aynı Kurayza Savaşı'nda olduğu gibi öldürülmeleri gerekiyor ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onların yapmış olduğu bu teklifi kabul ediyor. Değerli dostlar, tabii bir takım fıkhi gelişmeler de Hayber fethi esnasında meydana geliyor. Bunlar ehli eşek etinin yenmesinin haram kılınması. İkinci olarak mut'a nikahının kesinlikle haram kılınması gibi konulardır. Şimdi Medine-i Münevvere'ye döndüğü zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin o günkü Müslümanların nüfusunun çoğalması nedeniyle dar ve küçük geldiğini görüyoruz. Mescid-i Nebevi küçülüyor. Yani gelişen ve genişleyen İslam toplumuna dar geliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi ilk defa Hayber'in dönüşünde genişletme çalışmalarını başlatıyor. Bu nedenle o günkü Mescid-i Nebevi yaklaşık 2400 metrekareyi içine alabilecek bir şekilde genişletiliyor. Ve bu arada enteresan bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meclisi genişletmesiyle beraber üzerinde hutbeleri okuduğu ve kendisine dayandığı bir hurma kütüğü var. Onun yerine 3 basamaklı bir merdiven yapılıyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam o 3 basamaklı merdiveni kullanmaya başlayınca
Bu defa bütün oradaki cemaatin, sahabenin şahit olduğu bir olay meydana geliyor. Yani o önceki kullanılan hurma kütüğü sanki bir çocuğun ağlaması gibi veyahut da bir deve yavrusunun ağlaması gibi ses çıkarıyor ve ağlıyor. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bu olaya bütün Müslümanlar şahit oluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o hurma kütüğünün yanına vararak sanki bir çocuğu sustururcasına onu teselli ediyor. İşte okşuyor ve gerçekten o ağlama sesi kesiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğayla veyahut da işte tabiatla ilişkisi veyahut da onlarla muhataplığını burada da görüyoruz. Bunu şunun için ifade ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her yönüyle tanınması gereken bir insan. Şefkatli bir baba, şefkatli bir eş, aynı zamanda ordu komutanı, aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda ben kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyecek derecede de mütevazi bir insan. Mesela Uhud Dağı'na Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever diye bir övgüsü var. Yine Akik Vadisi cennet vadilerinden bir vadidir diye övgüsü var. Ayrıca Kutlu Deve Kusva, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşıyan Kutlu Deve Kusva'nın yarışta kaybettiğinde deveyi kucaklaması ve onu teskin etmesi var. Yani hayatımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğini, bereketini doya doya yaşayacağımız her türlü örnek var. Onun için Peygamberimizin hayatını en ince detaylarına kadar öğrenmemiz, bilmemiz ve bizim tatbik etmemiz gerekiyor. Medine-i Münevvere'de ikinci bir nüfus sayımı yapılıyor. Önce biliyorsunuz Medine'ye ilk gelindiğinde nüfus sayımı yapılıyor. Yaklaşık 1500 çıkıyor nüfus. İkinci olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 7. yılda sayım yaptırınca nüfusun 10 kat arttığını görüyoruz. Yani yaklaşık 15 bine dayandığını görüyoruz. İşte bu Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi de bu sebepten meydana geliyor. Ayrıca bir diğer gelişme de bayanlardan, bayan sahabelerden şöyle bir teklif geliyor. Ya Resulallah, siz Mescid-i Nebevi'yi genişlettiniz. Biz sesinizi duyamaz olduk. Arka taraflara sesiniz daha az geliyor. Bu nedenle bize de ayrı bir gün tahsis etseniz diye Peygamberimizden bir talepte bulunuyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bayanların eğitimine yönelik olmak üzere bir gün tayin ediyor. Çarşamba günü veyahut da Perşembe günü öğlenden sonra diye kitaplarımızda zikrediliyor. Evet, değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedik ya hayatının her anı güzel ama acısıyla tatlısıyla. Acı bir olay da yaşanıyor. Bu arada Peygamberimizin en büyük kızı Zeynep validemiz vefat ediyor. Zeynep validemizi kısaca bir tanıyacak olursak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin biliyorsunuz bütün çocukları İbrahim hariç Hazreti Hatice annemizden doğuyor. İlk doğan Kasım. O çocuk yaşta vefat ediyor. Peşi peşine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 tane kızı meydana geliyor. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Yalnız dedik ya Peygamberimizin hayatında her şey var. 6 tane çocuk acısını, 6 tane çocuğunu mezara gömen, o acıyı yaşayan bir babanın şahsiyetini veyahut da o babanın psikolojisini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görüyoruz. Hazreti Zeynep en büyük kız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük kızı. Kiminle evli? Ebul As diye Hazreti Hatice annemizin yeğeniyle evli. Mekke'deyken evlenmişler.
Karı koca birbirlerini de çok seviyorlar. Ebul As ve Zeynep validemiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam risalet göreviyle ortaya çıkınca orada şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimizin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğluyla nişanlılı. Utbe ve Uteybe diye. İki oğluyla nişanlılı. Bu Ebu Leheb'le ilgili olarak yapmış olduğu eşiyle beraber Ümmü Cemil'le yapmış olduğu saygısızlıkların sonucunda Tebbet yede Ebi Leheb suresi gelince Ebu Leheb Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarını boşattırıyor oğullarına. Diyor ki kesinlikle ayrılacaksınız ve o diyor kızlarının sıkıntısıyla uğraşacak. Bizimle uğraşacağına diyor. Böyle bir ortamda Hazreti Osman şöyle bir büyüklük yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayrılan kızlarından Rukiye annemizle onlardan ayrılınca evleniyor. Hazreti Osman kim? Ümeyye oğullarından o güne kadar yani Ebu Cehil'in kabilesinden o güne kadar en ağır işkenceleri, eziyetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış bir kabilenin ferdi. Yani Ebu Leheb'in bir amca olarak yapmış olduğu davranışa karşı ailenin dışından birinin yapmış olduğu âli canaplığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç unutmuyor. Hazreti Osman'ın da böyle bir büyüklüğü var. Ebul As'a geldiğimiz zaman, Zeynep validemizin kocası olan Ebul As'a geldiğimiz zaman ona da çok baskı yapıyorlar. Diyorlar ki kesinlikle ayrılacaksın. O diyor ki ben eşimi seviyorum, ayrılmam. Ve bu evlilik devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'ye hicretiyle beraber Bedir Savaşı'nda Ebul As savaş meydanına müşrikler safında geliyor ve Ebul As'ın savaş sonunda esir düştüğünü, Müslümanlara esir düştüğünü görüyoruz. Tabi ortaya esirler var. Bir takım işte şartlar öne sürüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Parası olan esirlerin 4000 dirhem karşılığında hürriyetini alabileceklerini, parası olmayanların 10 Müslüman çocuğa okuma yazma karşılığında, öğretmesi karşılığında serbest kalabileceğiyle ilgili bir takım önceki derslerde anlatmış olduğumuz düzenlemeleri topluma duyuruyor. Bu arada herkes kurtulmalık fidyelerini getirirken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir gerdanlık getiriliyor. Ya Resulallah, bunu kızınız Zeynep göndermiş, kocası Ebul As'ın fidyesi olarak, kurtuluş fidyesi olarak diye söyleyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o işte gelen kolyeye elini alıyor, bir bakıyor ve gözlerinden yaşlar boşalıyor. Bu kolye Hazreti Hatice'nin kızına vermiş olduğu düğün hediyesi olarak takmış olduğu gerdanlık. O Hazreti Hatice annemize de Fatma bin Zayid'e işte annesinin takmış olduğu böyle bir silsileyle gelen gerdanlık. Peygamberimiz şöyle bir istekte bulunuyor. Ashabım diyor, bu gerdanlığı sahibine gönderseniz ve Ebul As'ı da serbest bıraksanız olur mu? Deyince sahabe-i kiram olmaz mı ya Resulallah? Tabii ki baş üstüne diyerek Ebul As'ı serbest bırakıyor. Ve gerdanlığı Zeynep'e gönderiyor. Peygamberimiz Ebul As'ı gönderirken ondan bir talepte bulunuyor. Diyor ki vardığın zaman Mekke-i Mükerreme'ye Zeynep'i göndereceksin. Tek şart bu. O da kabul ediyor. Ve Mekke-i Mükerreme'ye dönünce Ebul As Zeynep validemizi bir devenin üzerine bindiriyor. Kardeşiyle beraber Medine'ye gitmek üzere uğurluyorlar. Bu arada Bedir yenilgisinin daha sıcaklığını yaşayan, o atmosferin daha ağırlığını yaşayan Mekke'deki 3-4 kişi Zeynep validemizin
devesinin önünü kesiyor ve o deveye yapmış oldukları işte mızrakla, saldırıyla falan Zeynep validemizin deveden düşmesine, mahvelden düşmesine sebep oluyorlar. Hamile Zeynep validemiz, dolayısıyla çocuğunu düşürüyor ve bu çocuk düşürmeden dolayı sürekli kanama meydana geliyor ve iyileşemiyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetine baba kız buluşması yaşanıyor. Birinci kızı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci kızı yaş olarak Zeynep validemiz. Ama Medine-i Münevvere'de ilk vefat eden kızı Rukiye annemiz. Bedir Harbi'nin dönüşünde biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenazeye bile yetişemiyor ve dolayısıyla Rukiye validemiz vefat ediyor. Zeynep validemiz ise 7. yılda vefat ediyor. Değerli dostlar, burada antiparantez olarak bir şey ifade etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebul As ile Zeynep validemizin imandan sonra, hicretten sonra, Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra ve İslam ahkamının yavaş yavaş oturmaya başlamasından sonra bu evliliğin devam etmeyeceğini, çünkü bir taraf mümin, diğer taraf müşrik, devam etmeyeceğini Zeynep validemize bildiriyor. Buradan bizim şunu anlamamız gerekiyor. Bir Müslüman bayan ister müşrik olsun, ister ehli kitap olsun, Yahudi, Hristiyan olsun, bir Müslüman bayan bunlarla evlenemez. Günümüzde biraz gözümüzden kaçan böyle bir durum var. Bunu dikkatlerinize sunmak istedim. Ama bir Müslüman erkek ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanla evlenebilir. Müşrik olanla erkek de evlenemez. Bakın, müşrik olanla. Yani tanrı tanımaz dediğimiz ateist veyahut da ateşe tapan, güneşe tapan, şu bu gibi bir türü işte deist, bunlarla bir Müslüman erkek evlenemiyor. Bunları sizin dikkatinize sunmak istedim değerli dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 6 evladını da sadece Hazreti Fatıma annemiz olmak üzere onların cenazesiyle hayatında karşılaşmış oluyor. Yani karlı dağların üzerinden sis ve bulut hiçbir zaman eksik olmuyor. Bu arada değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'de müşriklerle yapmış olduğu anlaşmanın bir sonucu olarak Umretül Kaza olayına geliyoruz. Yani bu yıl Mekke'ye girmeyeceklerdi. Bir sonraki yıl gelip umrelerini yapacaklar ve 3 günden de fazla da kalmayacaklardı. Şimdi bu olaya geliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık 1800-2000 kişilik bir ashab-ı kiram grubuyla beraber umre yapmak üzere tekrar yola çıkıyor. Gidilen yol Mekke, yaklaşık 420-450 kilometre, develer sırtında ve hayvanlarını, kurbanlık hayvanlarını da yanlarında sürerek götürüyorlar. Umre'de niye kurban götürülüyor? O günkü insanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha hac ahkamı son şeklini almadığı için bir önceki uygulamalara göre umrede de olsa yanlarında kurban götürüp kesiyorlar. O uygulamayı örnek alarak umre yapılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Umretül Kaza, yani kaza umresine vardığı zaman müşrikler Peygamberimizi ve ashab-ı kiramı görmemek için, onlarla karşılaşmamak için Mekke-i Mükerreme'yi boşaltıyorlar. 3 gün dağlara çekiliyorlar. Ve bir taraftan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashab-ı kirama sözlü sataşmalarda, itibar suikastinde bulunmaya başlıyorlar. Diyorlar, Medine
Yesrib humması bunları bayağı bir zayıflatmış diye böyle söylenmek, dedikodu yapmak suretiyle Müslümanları ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yormaya, psikolojik olarak yıpratmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaptığı her davranışıyla güzel olan, yaptığı her davranışıyla bizlere örnek olan o mübarek insan diyor ki ihramlarınızın sağ tarafını omuzunuzun üstüne atın ve pazularınızı açın ve Kabe'yi tavaf ederken ilk üç tavafta remel yapacağız. Yani çalımlı çalımlı gösterişli bir şekilde düşmana seyrediyor çünkü Mekkeli müşrikler bir gövde gösterisini orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere karşı gösteriyor. Diyorlar ki biz yanılmışız. Bunlar gerçekten çok güçlenmişler diye daha sonradan da itirafta bulunuyorlar. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada özel olarak yapmış olduğu bir durum var. Bu Umretül Kaza'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle toplumun önde gelen lider vasıflı olan ahlakı, karakteri temiz olan insanlarını orada görmek veyahut da onlarla bir şekilde münasebet kurmayı istiyor ve düşünüyor. Bunlardan birisi Halid bin Velid. Halid ordu komutanı Mekkeli müşriklerin ve aynı zamanda çok kahraman birisi. Halid bin Velid'in bir kardeşi var. Velid bin Velid. O Müslüman olmuş. Diyor ki Velid, kardeşin Halid nerede? Ya Resulallah diyor, size görünmemek için uzaklaşmış. Ona diyor ki ya Halid gibi bir insan, akıllı, zeki bir insan, İslam mesajına diyor kendisini bu kadar nasıl kapatabilir? Ben hayret ediyorum diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediği sözü kardeşi Velid bir mektup yazarak Halid'e ulaştırıyor. Peygamberimizin kendinden böyle övgüyle bahsettiğini Halid de haber alınca kalbine, gönlüne İslam sevgisi, iman sevgisi düşüyor. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ortamı yumuşatmak, Mekkelilerle olan akrabalık bağını ve davet mesajını iyi bir şekilde yumuşak bir zeminde sunabilmek amacıyla Meymune annemizle bir izdivaç yapıyor. Evlilik yapıyor. Kendisi ihramlı olduğu halde nikah kıyılıyor ama zifafa girilmiyor. Peygamberimiz diyor ki burada benim bir gün daha kalmama müsaade edin. 3 gün artı bir gün. Ben diyor bir İşte düğün yemeğe, velime yemeğe ikram edeceğim. Sizinle beraber paylaşalım. Siz de diyor benim düğünüme iştirak edin. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Ve Meymune annemizle beraber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bugün Serif denilen yaklaşık olarak Mekke'ye 30 kilometre falan bir mesafede bulunan yere geliyor. Ve orada bir çadır kurularak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam düğünü orada icra ediyor. Meymune annemiz de kendisinin oraya defnedilmesini vasiyet ediyor. Çünkü diyor ben orada Resulullah'la evlendim. Orada peygamberle beraber oldum. Beni diyor gelinliğimle beraber öldüğüm zaman oraya gömün diye vasiyet ediyor. Ve bu vasiyeti yerine getiriliyor. Şimdi hemen yol üzerinde sağ tarafta hacılarımız ve umrecilerimizin yolunun üzerinde bulunuyor. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Değerli dostlar, Umretül Kaza'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu işte alicap cenap davranışlar, vermiş olduğu sözü tutması, insanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakışını da tabii Mekkeli müşriklerin değiştiriyor. Herhangi bir taşkınlığın olmaması, efendilik, sükunet içerisinde ibadetin yapılması insanların dikkatini çekiyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye dönüyor.
Medine-i Münevvere'ye döndükten sonra Halid bin Velid mektubu alıyor. Mektubu aldıktan sonra diyor ki bizim Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah'la görüşüp iman etmemiz lazım. Yanına işte İkrime bin Ebu Cehil'i çağırıyor. Onlar kabul etmiyor. Saffan bin Umeyye'yi çağırıyor. O da kabul etmiyor. Ve Osman bin Talha'yı çağırıyor. Diyor ki ben de kalbimden gönlümden iman geçiyor. Beraber gidelim diyorlar. Halid bin Velid ikisi beraber yola düşüyor. Yolda üçüncü bir kişi onlara katılıyor. O kim? O da Habeşistan'a giden, hani Müslümanları döndürmek üzere Necaşi ile ilgili özel dostluğunu kullanmak suretiyle Müslümanları sıkıştırmaya çalışan Amr İbn-i Las. O da Necaşi'nin tavsiyesiyle, telkiniyle, rehberliğiyle iman etmek üzere Habeşistan'dan çıkmış geliyor. Bu üçlü yarı yolda karşılaşıyorlar ve üçü beraber Medine-i Münevvere'ye doğru giriyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o üç kişinin geldiğini duyunca Mekke diyor ciğerparelerini bizlere göndermiş. Onlara diyor güzel davranın, eski hayatları üzerinden diyor sakın ha onlara bir şey söylemeyin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle Halid bin Velid'e özel bir ilgi gösteriyor. Halid içeriye ilk o giriyor üç kişiden biri olarak. Diyor ki ya Resulallah ben diyor iman ettim. Peygamberimiz tebrik ediyor. Halid diyor ki senden bir isteğim daha var. Benim diyor günahlarımın affolması için dua et. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Halid el-İslamu yecubbu mâ kâne kable. İslam kendinden öncekileri siler atar diyor. Olsun diyor ya Resulallah ben senden ayrı özel bir dua istiyorum. Ve diyor seninle uzun süredir ben diyor savaşıyorum, Müslümanlarla savaşıyorum. Bunun kefareti olarak diyor, bu kılıcımı sana veriyorum. Artık diyor bu kılıcı kullanmayacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Halid, sen İslam'ın kılıcısın, sen Seyfullah'sın. Artık diyor bu kılıç müşriklerle savaşacak. Dolayısıyla Halid bin Velid'i böyle bir onura ediyor. Amr İbnül As'ı onura ediyor. Halid bin Velid kılıç konusunda, savaş konusunda uzman. Amr İbnül As da siyasi konularda deha ve uzman. İkisi de dolayısıyla İslam'a girmiş oluyor. Değerli dostlar, Mute Harbi'ne geldiğimiz zaman Mute Harbi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hayatında yeni bir durumun ortaya çıkardığı bir sonuç veyahut da başlangıç. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam mesajını Medine-i Münevvere dışına, Hicaz coğrafyası dışına aktarmak için elçiler gönderiyor. Bütün kabilelere, valiliklere işte veyahut da kafilelere diyelim. Nerede bir topluluk varsa onlara özel olarak elçiler gönderiyor ve onlara İslam'ın davet mektubunu yazıyor. Yalnız her gönderdiği topluluğun özelliklerini dikkate alarak ayeti kerimeler yazıyor. Kur'an-ı Kerim'den diyelim ki Hristiyanlara gönderilmişse Necaşi'ye mesela Damri'yi gönderiyor. Ona ayrı bir mektup yazıyor. Müşrik bir topluluğa İran Kisra'sına gönderdiyse farklı bir üslup kullanıyor. Ve o gönderdiği elçilerin içerisinde tamamen yabancı dil bilen, o kavmin dilini bilen insanlarla bu mektupları gönderiyor. İşte böyle bir durumda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Haris bin Umeyr isimli elçisini Bizans valilerine mektupla elçi olarak gönderiyor. Ama o günkü Gassan yol üzerinde bulunan bir anlamda Bizans'ın valisi olan Gassan Meliki Şurahbil Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini öldürüyor. O güne kadar hiç yaşanmamış bir olay yaşanıyor. Elçiyi öldürüyor.
Peygamberimiz aleyhisselam bu haberi aldığı zaman direkt orduya harekat emrini veriyor. Hazırlanın, yola çıkacaksınız. Yalnız burada bir ilginçlik var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz orduya peşi peşine 3 kişiyi atıyor. 3 kişi. Öncelikli olarak diyor komutanınız Zeyd bin Harise'dir. Hani peygamberimizin İslam'dan önce evlatlığıydı. Daha sonra peygamberimiz onu hürriyetine kavuşturmuştu. Zeyd bin Harise'yi hatırladınız. Önce diyor Zeyd bin Harise'dir komutan. Eğer o şehit olursa Cafer komutayı alacak. Eğer o da şehit olursa Abdullah bin Revaha komutan olacak. Eğer o da şehit olursa Müslümanlar kendi içlerinden birini komutan olarak seçecekler. İlk defa böyle bir durum yaşanıyor. Orada bulunan Yahudi bilginlerinden bir tanesi diyor ki, eğer diyor Ebul Kasım gerçekten bir peygamber ise bu giden üç komutanın üçü de öldürülecek ve bir daha geriye dönemeyecek. Çünkü diyor eskiden ehli kitaptaki uygulamalar böyleydi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu emri üzerine üç sahabe-i kiram da ordu komutanı olarak gözünü kırpmadan orduya katılıyorlar. Hatta o günkü Yahudiler, o günkü münafıklar bu üç komutana da yaklaşıyorlar. Öldürüleceksiniz, işte gitmeyin, bakın bu işin sonunda ölüm var gibi bir takım hani itibar suikastçiliği veyahut da işte dedikoduculuğunu yapanlar orada da devreye giriyorlar ama bu İslam ordusunun hiçbir şekilde ölümden korkmadığını ve arzularının şehitlik olduğunu perçinleyen bir durum olarak tarihe geçiyor. Mu'te, değerli dostlar, bugünkü Ürdün'e yakın bir yer. Ürdün. Yani 15-20 günlük bir yol demek. Öyle ki gittiğiniz yer Bizans sınırları içerisinde bulunan, Bizans hakimiyetinde olan bir yer. Giden ordu, Müslümanların giden ordusu 3000 kişi ve orada karşılaşıldığı zaman ilk karşılaşıldığı zaman Ma'ab denilen bölgede Müslümanlar 100.000 kişiyle karşı karşıya oldukları haberini alıyorlar. 100.000 kişi, 3.000 kişi, 100.000 kişi. Ve orada bir istişarede bulunuyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Bu kadar güçlü bir orduyu karşılarında bu kadar yani kendilerinin misli fazla olan bir orduyu beklemiyorlar. Ve orada işte Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber gönderelim, o bize takviye güç göndersin gibi bir takım düşünceler oluyor. Orada işte Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revaha, peygamber şahili olan Abdullah bin Revaha orduyu coşturacak bir konuşma yapıyor. Ve ordu savaş düzenini alıyor. 3000 kişilik sahabe-i kiram efendilerimiz ve savaş başlıyor. Ama karşıda 100.000 kişi var ve Müslümanlar ilk defa bir düzenli birlikle karşı karşıya geliyorlar. Bizans ordusu düzenli bir ordu teşkilatlanması var. Ve savaş başladığında en önce Zeyd bin Harise peygamber evlatlığı şehit oluyor. İkinci olarak orduya sancaktarlık görevini, komutanlık görevini peygamberimizin görevlendirmesi üzerine Cafer-i Tayyar alıyor. Cafer bin Ebi Talip alıyor. O da iki kolu kesilinceye kadar vuruşuyor, savaşıyor ve iki kolu kesilerek öldürülüyor. Tayyar ismi, yani Cafer-i Tayyar ismi isimlendirme olarak uçan Tayyar, kanatlarıyla uçan Tayyar anlamında, cennette uçan anlamında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından burada veriliyor. Üçüncü olarak sıra kime geliyor? Abdullah bin Revaha, peygamber şairine geliyor. Kalbinden, gönlünden biraz tereddüt geçirse de Abdullah bin Revaha da üçüncü olarak, komutan olarak şehit oluyor. İslam ordusu komutansız kalınca Bedir gazilerinden Sabit bin Akram
sancağı alıyor. Bakın Bedir'e yine döndük, dolaştık. Bedir diriltiyor. Sabit bin Akram diyor ki ben bu sancağı şimdi diyor birine vereceğim. Ona diyor herkes tabi olacak. Götürüyor Halid bin Velid'e veriyor. Halid bin Velid Müslüman olalı daha 20-25 gün olmuş. Diyor ki Halid yapma diyor ya bu Bedir ashabı varken sen varken bizim diyor komutan olmamız doğru değil. Hayır diyor bu görev sana. Bu görevi sen yapacaksın diyor ve Halid bin Velid komutayı eline alıyor. Halid bin Velid değerli dostlar yaklaşık İslam'dan önce İslam'dan sonra 30'un üzerinde savaşa katılmış ve hiçbir zaman yenilgi yüzü görmemiş. Bir komutan. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu övgülerle beraber Halid yeni bir şahsiyetle, yeni bir dirençle, Allah'ın kılıcı Seyfullah ismiyle ilk savaşına katılıyor. Bakın burada büyük bir incelik de var. Normalde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'yi komutanlığa atadı, birinci komutanlığa. Zeyd kim? Zeyd normalde köle olan birisi. Kölelikten azat olmuş olan birisi. Karşı çıkılıyor. Ya Resulallah, Kureyş'in, Ensar'ın bu kadar önderi, lideri varken diyor, siz bir köleye, bir mevaliye diyor, ordu komutanlığını veriyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, çok dehşet bir insan yönetme sanatına sahip. Onun inceliği neydi? Herkes her görevi yapamaz ama herkesin yapabileceği bir görev, bir iş mutlaka vardır. Herkese her görevi vermiyor ama kimseyi de başıboş bırakmıyor. Peygamberimizin insan yönetim sanatı buydu. Dolayısıyla ilk başlarda Zeyd bin Harise'yi ataması da tartışılıyor. Halid bin Velid'e ordu komutanlığını vermemesi de bakın çok büyük bir inceliğe sahip. 25 gün önce Müslüman olmuş olan, halbuki Arapların savaş dahisi olan bir insanı da hemen görevlendirmiyor. Dolayısıyla Halid bin Velid, 3 komutanın şehit olmasıyla beraber sancağı eline alıyor ve geceleyin bir taktik yapıyor. Ordunun sağ kanadında bulunanları sola, soldakileri sağa, arkadakileri öne, öndekileri arkaya değiştirerek karşıdaki düşmana yeni bir kuvvet geldiğini, takviye bir güç geldiği izlenimini veriyor. Onlar da sabahleyin daha önceden görmüş oldukları yüzlerden farklı yüzler görünce Müslümanlardan biraz korkuyorlar. Ve Halid bin Velid Efendimiz yavaş yavaş orduyu geriye çekiyor. Müslümanların daha fazla heder olmaması için güzel bir taktikle İslam ordusunu geri çekilme harekatıyla beraber kurtarıyor. Bu savaşta, bu yani kuvvet olarak dengesiz olan savaşta 13 veyahut da 14 Müslüman şehit oluyor. Ve en az zayiatla ordu Medine-i Münevvere'ye dönüyor. İlginç bir olay yaşanıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de otururken canlı yayında olan olayları, savaş meydanını ashab-ı kiram efendilerimize hutbeden anlatıyor. Kimin şehit olduğunu, kimin işte savaştığını canlı yayında bizlere haber veriyor. Değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun döneceğini duyunca orduyu karşılamaya çıkıyor. Medine'nin dışında orduyu karşılamaya çıkıyor ve kucağına da çocuklardan kimi bulursa alıyor, bindiriyor arkasına. O gün özellikle Cafer-i Tayyar'ın çocuklarını alıyor. Cafer-i Tayyar Efendimiz'i. Onları alıyor, orduyu karşılıyorlar. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Esma binti Ümeyis Cafer'in evine varıyor. Eşinin hiçbir şeyden haberi yok. Peygamberimiz çocukları seviyor, okşuyor. Bir taraftan da gözlerinden yaş boşalıyor.
Esma annemiz diyor ki ya Resulallah hayrola diyor. Cafer'e bir şey mi oldu? Siz diyor sanki çocukların başını okşarken yetim birinin başını okşarmış gibi yaptınız. Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cafer'in şehit olduğunu haber veriyor. Ve Esma validemiz bir feryadı figanı koparıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu taziyede bulunuyor, teskin ediyor. Diyor ki Cafer şu anda cennette kanatlarla uçan bir tayyare gibidir. Cafer tayyardır. Diyor yeğenlerinin bakımını üstleniyor Cafer'in çocuklarının. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu mesajıyla bakın sohbetimizi bitirelim. Diyor ki ashab-ı kiram efendilerimize, bayanlara, bugün diyor Cafer'in evini 3 gün olarak yalnız bırakmayın. Ona diyor büyük bir iş musallat oldu. Başlarına diyor büyük bir iş geldi. Cenazeleri var. Onlara diyor sabah akşam yemeği siz götüreceksiniz. Bugün bizim Anadolu'muzda işte cenaze yemeği olarak cenazelerde verdiğimiz yemeğin temel kaynağı, temel yeri Cafer-i Tayyar Efendimizin şehadeti ve Peygamberimizin bu şehadet sonrası yaptığı uygulama. Değerli dostlar, bugün bizim yapmış olduğumuz uygulama ise tamamen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine aykırı olan bir uygulama. Adam cenazesi olmuş, cenazesine üzülemiyor. Bir taraftan yemek kıymalı pişittirmeye uğraşıyor. Onu organize etmeye çalışıyor. Ya bu iş bizlere düşer, komşulara düşer, akrabalara düşer. Dolayısıyla 3 gün boyunca o eve bizim cenaze yemeğini vermemiz, cenaze yemeğine ikramda bulunmamız gerekiyor. Ev sahibinin zaten mal miras olmuş. Hele hele küçük çocuklar var ise onların mallarından harcama yapılması zaten doğru değil. Dinen uygun değil. Onun için bu görevimizi sizlere hatırlatmaya çalıştık. Daha aralarda işlememiz gereken birçok konu vardı ama Zilhicce ayının hatırlatılması nedeniyle de bugün biraz konuyu sanki ikiye bölmüş olduk. İnşallah sürçülisan etmişsek affola. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla, sahabe-i kiramın bereketli hayatıyla sizlerle bir araya gelmeye çalıştık. Bir araya gelmeye gayret ettik. İnşallah bayram münasebetiyle belki bir hafta ara vereceğiz dersimize. Daha sonra kaldığımız yerden inşallah Peygamberimizin hayatını anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Dönüşte işleyeceğimiz ilk konu büyük fetih, Mekke'nin fethi olacak. Allah izin verirse. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gecemiz hayır olsun. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim.